Merhaba, 7. adımda emizar yerle nasıl kullanılır ona bakacağız. Hemen konuya başlayalım. Ufak bir hatırlatma yapalım. Mesela diyorduk ki I am a doctor. Ben bir doktorum diyebiliyorduk değil mi? Bu bir. Başka ne diyebiliyorduk? Mesela I am happy diyebiliyorduk. Şimdiye kadar biz dedik ki am, is, bir de are. Bunlardan sonra biz isim kullanabiliyoruz. Bak burası isim. Başka sıfat diyebiliyoruz. Sıfat kullanabiliyoruz demiştik. Şimdi de hatta şu is, are bunlara da birer örnek verelim. Mesela she is rich. O zengin olsun. They are tired olsun. Onlar da yorgun olsun. Rich sıfat oluyor. Tired sıfat oluyor. Happy sıfat. A doctor isim. Peki başka ne gelebiliyor? İsim okey, sıfat okey, başka ne girebiliyor? Şimdi de biz yer nasıl kullanılır ona bakacağız. Ben emizardan sonra yer kelimesini de kullanabilirim. Yer derken ne demek istiyorum? Şöyle. Mesela I am here. Ben buradayım. She is at home. O evde. They are outside. Onlar dışarıdalar. Bak bu, bu ve bu. Bunlar yer diye geçiyor İngilizce'de. Demek ki ben isim, sıfat ve yer kullanabiliyorum emizardan sonra. Şimdi sana yerle ilgili ekstra bir şey söyleyeceğim. Yer kelimesi İngilizce'de ikiye ayrılır. Okay, yer ikiye ayrılır. Birincisi tek kelimelik. Tek kelimeden kastım ne? Mesela örnek yazalım. Here, burada demek. Tek kelime. Ondan sonra outside, dışarıda. Tek kelime. Okay. Ya da birden fazla kelime olabilir. Yani tek değil de birden fazla kelime olabilir. Ne yazalım buna? Birden fazla. Okay. Kelime. Peki bu ne demek? Buna da bir örnek verelim. Şöyle, birden fazla kelime olursa ilk kelime genelde edat oluyor. Edat derken mesela bir tane edat yazıyorum şu anda. At, ondan sonra in yazıyorum. Sonra da mesela from yazıyorum. Bunlar edattır. Başka ne var? On, next to, behind. Bunların hepsi edat diye geçiyor. Edatların listesini görmüş müydük hatırlamıyorum ama görmediysek mutlaka anlatacağım hepsini tek tek. Peki bunlardan sonra ne gelebilir? Edat kelimesinden sonra bunun İngilizcesi preposition. Bunlardan sonra isim gelir. Bir örnek yapalım. Mesela I am outside. Ben dışarıdayım. Yani üst taraf için şu kısım için böyle bir örnek yazılabilir. Peki alt taraf için bir örnek yazarsak nasıl yazarız? Mesela they are at home. Onlar evdeler. Bir de in ile ilgili bir cümle kuralım mesela. He is in Turkey. O Türkiye'de. Okay. From ile ilgili bir kelime kullanalım. Mesela she is from Japan. O Japonya'da. Yani şuradakiler şöyle at home, in Turkey, from Japan, outside. Bunların hepsi yer olarak geçiyor. Okay. Tekrardan sana şöyle bir ufak bir şurada bir çerçeve çizeyim. O çerçevede de şöyle bir şey yazayım unutmaman için. Am, is ve are. Bunlardan sonra neler kullanılabiliyor? 1, 2, 3. 3 şey kullanabiliyorsun. 1 ne kullanabiliyorsun? İsim kullanabiliyorsun. Başka ne kullanabiliyorsun? Sıfat kullanabiliyorsun. Başka ne kullanabiliyorsun? Yer kullanabiliyorsun. Okay.
Yeri zaten ikiye ayırdığımızı artık biliyorsun. Tek kelimelik yer ve birden fazla kelimeden oluşan yer. Bugün anlatmak istediğim konu bu kadar.